Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Raspberry Pi ile HCSR04 ultrasonik mesafe sensörü dersimizde yer alan kodları açıklamaya çalışacağım. Öncelikle HCSR04 sensöründen biraz bahsetmek istiyorum. Eğer robotik projelerle uğraştıysanız bu sensörle muhtemelen karşılaşmışsınızdır. Oldukça popüler ve kolay kullanıma sahip bir sensördür. Bunu genellikle Arduino projelerinde kullandık fakat Raspberry Pi ile kullanımı için birkaç püf noktasına dikkat etmemiz gerekiyor. Öncelikle blog sayfamızda ultrasonik sensörlerin çalışma prensibiyle ilgili bir kısa bir paragrafla ben bunun açıklamasını yapmıştım. Ama şu şekilde bahsetmek gerekirse, HCSR04 sensörümüzün üzerinde T ve R ile belirtilmiş 2 adet ses gönderici ve ses alıcı modül bulunmakta. Bunlardan bir tanesi trigger pinini aktif ettiğimizde ses dalgasının yayılmasını sağlıyor. Diğeri ise bir mikrofon görevi görerek herhangi bir engelden yansıyan seslerin algılanmasında kullanılıyor. Biz ise mikrokontrolcümüz ile ya da Raspberry Pi'miz ile bu iki dalga arasında geçen süreyi hesaplayarak sesin yayılma hızından cisme olan mesafeyi hesaplıyoruz. Ultrasonik sensörümüzün bağlantısına gelecek olursak, bu sensörümüzün çalışması için 5 volt besleme gerilimi kullanmamız gerekiyor. Fakat bildiğimiz üzere Raspberry Pi'nin GPIO pinleri 3.3 volt logic seviyesine uygun. Bu yüzden trig pinine doğrudan Raspberry Pi'mizi bağlayabilsek bile echo pini, yani yansıyan dalga algılandığında aktif olacak olan pini Raspberry Pi'mize bağladığımızda bir gerilim bölücü kullanmamız gerekiyor. Kullanmamız gereken gerilim bölücüyü ise 2 adet 10 kilo ohmluk veya herhangi başka yüksek değerde bir direnç kullanarak yapabilmemiz mümkün. Bu sayede 5 volt olan lojik sinyal seviyesini Raspberry Pi'mizle uyumlu olan 3.3 veya daha düşük bir seviyeye indirebilmemiz mümkün oluyor. İsterseniz kod kısmımıza geçelim. Kodumuzdaki import komutları bildiğimiz üzere kütüphaneleri dahil etmede kullanılıyor. Time ve GPIO kütüphanelerini dahil ediyoruz. Bu projemizde de GPIO pin numaralandırma sistemi olarak BCM pin numaralandırmasını kullanmaktayız. GPIO uyarı mesajlarını da burada görmüş olduğumuz komutla kapatmış bulunuyoruz. Raspberry Pi'mizin 23 numaralı GPIO pinine sensörümüzün trig pinini, 24 numaralı GPIO pinine ise echo pinini bağlıyoruz. Programın başladığını belirten bir mesaj ekrana yazılmasını print komutuyla sağlıyoruz. Sensörümüzün trig pini Raspberry Pi'den çıkış olarak kullanılacağından dolayı trig pinini GPIO out komutuyla çıkış pini, echo pini de yansıyan dalga algılandığında aktif olacağından dolayı Raspberry Pi'mize bunu GPIO in komutuyla giriş olarak bağlıyoruz. Kodumuzun ana döngüsünde ise şu şekilde bir çalışma mevcut. Öncelikle trig pinini logic 0 seviyesine çekiyoruz. Sensörün ultrasonik dalgayı gönderebilmesi için trig pinine 10 mikrosaniye süreyle bir pulse göndermemiz gerekiyor. Bunu da GPIO output ve bekleme komutlarıyla yapıyoruz. Burada gördüğümüz değer 10 mikrosaniyeye denk düşmekte. Trig pinini aktif ettikten sonra echo pininden dinlemeye başlıyoruz. Bu şu anlama geliyor. Öncelikle echo pinimizin logic 0'da kaldığı süreyi, yani herhangi bir dalga algılanmadığı durumdaki süreyi ölçüyoruz. Dalga herhangi bir engele çarpıp geri geldiğinde echo pini aktif olacak, yani logic 1 seviyesine gelecek. Biz bu durumun da gerekli süresini ölçüyoruz ve pulse duration isimli değişkenimizde bu iki süre arasındaki farkı hesaplıyoruz. Bu iki süre arasındaki fark bizim trig pinini aktif etmemizle sensörden yayılan ultrasonik dalganın engele çarpıp geri gelmesi için gerekli olan süreyi bize vermiş oluyor. Bizler de burada öğrenmiş olduğumuz üzere sesin havada yayılma hızını bildiğimizden dolayı bu süreyi kullanarak mesafeyi hesaplayabiliyoruz. Bu değerin anlamı şuna denk düşmekte. Bizim aslında ölçtüğümüz süre dalganın sensörden çıkıp engele çarpıp geri gelmesi için gereken sürenin toplamı, aslında bizim mesafemizin iki katı. Bu yüzden sesin havada yayılma hızı olan 343.2 metre bölü saniye değerinin yarısı olan değeri kullanıyoruz. Yani 171.5 değerini kullanarak aradaki mesafeyi buradaki hesaplamayla ölçmemiz mümkün. Bu hesaplamayı yaptıktan sonra virgülden sonra iki basamak verecek şekilde bir yuvarlama işlemini burada gördüğümüz round komutuyla yapıyoruz. HCSR04 sensörümüzün efektif olarak ölçebildiği en fazla mesafe 4 metre olabileceğinden dolayı bu aralık dışında ise ekrana menzil aşıldığı yazılmasını, eğer ölçümümüz bu aralık içerisinde ise ekrana mesafe ve ölçüm bilgisini buradaki print komutuyla yazdırıyoruz. Bu dersimiz de bu şekildeydi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.